4 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bence çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, bu video gerçekten çok önemli. Çok farklı bir konu. Bu videoyu arkadaşlar herkesle paylaşmanızı istiyorum. Daha çok insanlara ulaşmasını istiyorum. Çünkü bu olaydan daha çok insanların faydalanmasını istiyorum. Instagram'da, Messenger'da, ne bileyim, bildiğiniz bütün sosyal medyalarda çevrenizdeki insanlarla, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla bunu paylaşın. Evet, videonun konusundan da anlayacağınız gibi İsviçre 2021 yılında Avrupa Birliği ülkeleri dışından 8500 işçi alacak. Yanlış duymadınız. Bu kanun aslında 2020 yılında gündeme alındı ve onaylandı. Ancak gerçekleşen ve hızla yayılan pandemiden kaynaklı olarak bu askıya alınmıştı 2020 yılında. Ancak şimdi tekrardan gündeme geldi. Evet arkadaşlar, İsviçre asgari ücret yönünden özellikle bütün dünya ülkelerinden daha üst sınıfta olmasından kaynaklı olarak İsviçre'de işçi alımı ve iş başvurusu çok fazla. Özellikle AB ülkelerinden, hemen komşumuz olan Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerden günübirlik sabah gelip akşam tekrardan kendi ülkelerine giderek çalışmakta olan çok fazla insan var. Ve yapılan ankete göre yaklaşık 350 bin kişiye yakın bu dediğim ülkelerden ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere İsviçre'de işçi olarak çalışan yabancı ülke vatandaşları var. Tabi bunun içerisinde günübirlik gidip gelenler var. Örnek veriyorum, Münih İsviçre'ye çok uzak, 8-9 saatlik bir yol. Oradan bile gelenler var. Örnek veriyorum, adamlar gelip burada ev kiralıyorlar. Kimisi aylık kalıyor. Kimisi, nasıl söyleyeyim sizlere, hafta içi burada, hafta sonu ülkesine dönüyor. O şekilde çalışıyorlar. Yani bu konu uzar gider aslında. Ve arkadaşlar, bu sayının da bu kadar yüksek olmasından kaynaklı olarak İsviçre hükümeti, işçi sendikaları bunun bir haksızlık olduğunu düşündüler. Evet, bu kanıya vardılar. Yani varmışlar, vardılar da hemen orada değildi. Kanıya varmışlar. Çünkü sadece Avrupa Birliği ülkelerinden işçi alıp diğer ülkedeki yaşayan insanlar ve burada çalışmak isteyen insanlara karşı bir haksızlık olduğunu düşünerek bu kanunu biraz daha gevşetip Avrupa Birliği olmayan ülkelerden de 8500 tane işçi alacak. Peki bunun şartları ne olarak? Şimdi arkadaşlar, burada iki çeşit çalışma sistemi vardır. Birincisi beyaz yaka, ikincisi mavi yakadır. Yani beyaz yaka sınıfına çalışmak istiyorsanız yaptığınız mesleğin okulunu okumuş olmanız, yani üniversite okumuş olmanız, yüksek lisans yapmış olmanız, Almanca, özellikle Almanca biliyor olmanız gerekiyor. Ya da kendinizi ifade edecek kadar Almanca biliyor olmalısınız. Bu şartlarda çalışabilirsiniz. Ama diyelim ki üniversite okumadınız, herhangi bir şekilde yüksek lisans da yapmadınız, ki üniversite okumadan yüksek lisans zaten yapamazsınız. Yani lise mezunusunuz ama örnek veriyorum, yaptığınız işte çok iyisiniz. Elinizde ustalık belgeniz var. Yani bu işi yıllardır yaptığınızda tecrübenizi olduğunu ispatlayabileceğiniz belgeniz var. Örnek veriyorum, elektrik ustası. Yani bunun bir okulunu okumamışsınızdır ama elinizde bir ustalık belgesi vardır. Ya da bir motor ustası. Hani araç motoru ustası. Hani bunun kalkıp üniversitede okulunu okumamışsınız, yüksek lisansını yapmamışsınızdır ama elinizde ustalık belgeniz vardır. Bu belgeyle birlikte gelip burada bu mavi yaka grubunda çalışabilirsiniz. Yani o yüzden şimdiden söylüyorum, hani üniversite mezunu değilim, herhangi bir ustalık belgem yok, gelip orada
çalışabilir miyim gibisinden, hani şimdiden sormanıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi bu sadece ustalık belgesi olan insanların, minimum yani ustalık belgesi olan insanların yararlanabileceği bir iş. Hani bu tür çevrenizde tanıdıklarınız varsa, işinde profesyonel, uzman, elinde belgesi olan bu insanlara bu videoyu izletin arkadaşlar. Dediğim gibi Almanca şartı var. Ancak şöyle bir şey. Eğer buradaki İsviçre'deki bir şirkette çalışacaksanız Almanca bilmeniz gerekiyor. Tabii bu yasadan yararlanıp buradaki bir Türk işletmeden eğer çalışacaksanız tabii ki bunun için Almanca biliyor olmanıza gerek yok. Çünkü zaten çalışacağınız firma Türk olduğu için buradaki mesuliyet ve anlaşma konusu tamamen çalışacağınız şirkete kalıyor. Eskiden yurt dışından, özellikle AB ülkesi dışından işçi getirtmek çok zordu. Çok teferruatlıydı. Birçok evrak işi falanı filanı feşmekanı vardı. Ya yine aslında çok fazla, ama en azından bu koşulla daha çabuk getirebilecek. Çünkü önceden mesela öncelikle işçiyi burada araması gerekiyordu. Gazeteye ilan vermesi gerekiyordu. İş ilan sayfalarına ilan vermesi gerekiyordu ve o ilan sayfalarında kimsenin müracaat etmemesi gerekiyordu ki ancak bu şartlardan sonra getirebilecek. Ama şimdi artık ilan vermesine gerek yok. Burada işçi aramasına gerek yok. Bu yasa olduğu için AB ülkesi dışından da işçi getirebilecekler. Türk işletmeleri bahsediyorum özellikle. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi İsviçre asgari ücret yönünden şu an dünyada zirvede diyebiliriz. Ve burada çalışacak olan, örnek veriyorum, mavi yakalara bile minimum 33 bin sanırım, şu an tam hatırlamıyorum, 33 bin TL'den başlayan bir maaşlarla çalışabilecekler. Şimdi herkes soracak, bunun için ne yapmamız gerekiyor, ne etmemiz gerekiyor? Şu an bu kanun gündemde, yani onaylandı, geçti, yani alınacak. Ama ne zaman alınmaya başlar, ne zaman alınmaya başlamaz, şu an bunun için bir bilgim yok. Çünkü şu an hala pandemi devam ediyor, kapılar kapalı. Kapılar açıldığı takdirde bu biraz daha ön plana çıkar. Tabii ki ben de bunu öğrendiğim takdirde sizlerle bunu paylaşırım. Sizler tabii bunu daha öncesinden İnternetten de araştırabilirsiniz ekstradan. Hani nereden başvuru yapılıyor, nasıl yapılıyor? Çünkü bu konuyu bilmediğim için nasıl başvuru yapıldığını sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu videoyu herkese göndermeye çalışın. Çevrenizdeki, ailenizdeki, sevdiğiniz, eşinize, dostunuza, iş arkadaşlarınıza gönderin, izletin. Paylaşın, yani daha çok insanlara ulaşsın. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, hala abone değilseniz arkadaşlar bu tür ve buna benzer birçok güzel içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve o güzel yorumlarınızı da arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.